Merhabalar. Bu dersimizde Japonya ve Fransa yani 16. köyümüzün soru çözüm değerlendirme kısmını yapacağız. Hemen birinci sorumuzdan bakalım. Japonya'nın dağlık engebeli olması aşağıdakilerden hangisini olumlu yönde etkilemiştir? Yani Japonya çok dağlık engebeli bir ülke olması aşağıdakilerden hangilerini olumlu yönde etkileyebilir? Tarım alanlarını olumsuz etkiler, ulaşımı olumsuz etkiler, nüfus dağılışını, yerleşmeyi olumsuz etkiler. Yeraltı kaynaklarıyla bir alakası yok aslında. Ama hidroelektrik potansiyelini olumlu etkiler. Çünkü engebeli arazide arkadaşlar elektrik gücü daha fazlaydı barajdan elektrik enerjisi elde etme. Onun için cevabımız D şıkkı olur. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıda doğal afetlerden hangilerinin Japonya'da görülmesi ülkenin yer yapısıyla açıklanamaz? Yer yapısı. Yani kırıklı yapısıyla açıklanamaz. Volkanik patlamalar faylarla açıklanabilir. Kırık jeoloji ile ilgili. Tektonik depremler jeolojik bir yer yapısıyla ilgilidir, değil mi? Yerin altında fay. Tsunami de dese tsunami de jeolojik yapıdır. Ama tayfun klimatoloji kökenlidir, değil mi arkadaşlar? Klimatoloji kökenli olduğu için B seçeneğimiz doğru seçenek olacak. Üçüncü sorumuza baktığımızda ise üçüncü sorumuzda diyor ki Japonya'nın nüfus artış hızını arttırıcı yönde politika izlenmesinde durumlardan hangileri etkili olmuştur? Japonya'nın nüfus artış hızının arttırıcı yönde politika izlenmesinde durumlardan hangileri etkili olmuştur? Yaşlı nüfusun artması, ülke dışına göçlerin yaşanması, işsizlik oranının artması. Bakın nüfus hızını arttırıcı yönde politika izlemesinde durumlardan hangileri etkili olmuştur? Yaşlı nüfusun artması, ülke dışına göçlerin yaşanması, işsizlik oranının artması. İşsizlik oranı olmaz çünkü neden arkadaşlar? Çünkü işsizlik oranı zaten yoktur. Aksine işsizlik var ki işçi ihtiyacı var ki iş istiyor. Ondan dolayı sadece yaşlı nüfusun artması diyeceğiz. Genç nüfusa ihtiyaç duyduğu zamanlarda bazen artışa gidiyor. Dördüncü soruya baktığımızda Japonya'nın tarımıyla ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangileri yanlıştır? Tarım alanları dardır. Doğru. Birim alandan alınan verim fazladır diyor. Birim alandan yani bir tarladan verim yüksektir diyor. Yetiştirilen en önemli tarım ürünü çaydır diyor. Bazı tarım ürünlerinin hidrofonik yani suyun içerisinde yetiştirme yapıyor. Hidrofonik yöntem diyoruz. İle üretmektedir. Balık tüketimi fazla olduğundan ithal edilmektedir. Balık tüketimi fazla olduğundan ithal etmektedir. Balık da tarıma giriyor biliyorsunuz. Balık da tarımla ilgili. Evet, C diyor arkadaşlarımız değil mi? Neden yanlış olsun? Yanlış değil. Yanlıştır diyor. Yanlış. Dilanur. Yanlışı istiyor bizden. Tarım alanları dardır, doğru. Birim alandan alınan verim fazladır, evet. Gelişmiş ülke, birim alandan fazla ürün elde eder tarımda Japonya. Bazı tarım ürünleri hidrofonik yöntem ile suyla yapılır. Balık tarıma girer arkadaşlar. Evet dedi ki balık o kadar tüketmesine tutmasına rağmen, balıkçı bir ülke olmasına rağmen çok fazla 15 bin tona yakın yıllık balık tutuyorlar. Ama dedik ki yine balık kendine yetmiyor. Ne yapıyor? Dışarıdan alıyor. Nüfusa yetmiyor. Arkadaşlar en önemli yetiştirilen tarım ürünü çay değildir, pirinçtir. Pirinç olacaktı bu. En önemli tarım ürünü çay değil, pirinç. Japonya'nın en önemli tarım ürünü pirinçtir. Son ikliminde olduğu için pirinç değil. Beşinci soruya bakalım. Yeryüzünün önemli üretim alanları düşünüldüğünde Japonya'nın aşağıdakilerden hangisine yer aldığı söylenemez? Yeryüzünde önemli üretim alanları düşünüldüğünde Japonya'nın aşağıdakilerden hangisine yer aldığı söylenemez? Pazar alanlarında, hizmet üretim alanlarında, balıkçılık üretim alanlarında, sanayi üretim alanlarında, maden enerji kaynakları üretim alanlarında. Değil mi arkadaşlar? Neden yer alamaz diyor. Çünkü yer altı kaynaklar zengin olmadığı için yer alamaz.
Altıncı soruya bakalım. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Japonya'ya ait olduğu söylenemez? Büyük bir kısmında muson yeraltı kaynakları bakımından fakirdir. Ortalama yaşam süresi uzundur. İhracatının ilk sırada otomotiv yer alır. Akarsuların rejimleri düzenlidir. Rejimleri düzenli değildir. Neden? Çünkü muson iklimi görülür. Muson iklimi en fazla yağış hangi mevsimde olur arkadaşlar? Yazın bakalım. Musonda en fazla yağış hangi mevsimde? En az yağış. Aferin Onur. En az yağış. Sonbahar değil, kış. Kışın arkadaşlar muson ikliminde karadan denize doğru hareket ettiği için kışın yağışsız geçer. Yazın denizden karaya doğru, kışın karadan denize doğru hareket ettiği için yağış olmaz. Düzensiz bir yağışa sahip olduğu için iklim grafiğine baktığımızda zaten hatırlarsanız düzensiz de akarsular olacak değil mi? Akarsular da düzensiz olur. Yedinci soruya baktığımızda aşağıdaki nüfus piramitlerden hangisi Japonya'ya aittir? Hatırlayın demiştim ki Japonya'nın tabanı ne oluyor arkadaşlar? Günden güne daralıyor. Nüfus günden güne azalıyor. B seçeneği tabanı günden güne daralıyor. Bakın gördüğünüz gibi taban günden güne daralıyor. Peki bu nüfus piramidinin ismi neydi? Japonya'nın nüfus piramidi. Bu nüfus piramidinin ismi neydi? İsmini istiyorum. İsmi neydi arkadaşlar? Kovan. Arı kovanı. Arı kovanı. Yanlış. Bunun ismi arı kovanı değil. Arı kovanı şu arkadaşlar. D seçeneği arı kovanına yakın. Asimetrik arkadaşlar. Asimetrik. Asimetrik nüfus piramidi. Kenarlar içeriye çökmüş. Bak. Nüfus piramidinin şöyle tabanı içeriye çökmüş. Buna biz asimetrik diyoruz. Asimetrinin şeklini çiziyorum. Buna biz asimetrik diyorduk arkadaşlar. Taban içeriye çökmüş. Arı kovanı ise şuydu. Bu ise arı kovanıydı. Bakın bu buna benziyor. Arı kovanı bu ise asimetriye benziyor. Buna biz asimetrik diyoruz. Şuna ise arı kovanı diyoruz. Taban çok daralmıyor. Bakın taban çok daralmıyor arı kovanında. Taban sabit kalıyor, stabil. Az ama asimetrikte içeriye çöküyor. Gitgide azalıyor. Asimetrikte gitgide azalmayı görüyorsunuz. Biz buna asimetrik demiştik. Nüfus piramitlerine iyi bir daha bakın. Hatırlayın. Şu kenarları içe çökük demiştik. Kenarları içe çökük. Tamam mı arkadaşlar? 8. soruya baktığımızda yukarıdakilerden hangilerine bakılarak Fransa'nın yer şekilleri hakkında bilgi sahibi olan olunmaz. Yer şekilleri hakkında bilgi sahibi olunmaz. Akarsuların büyük bir bölümü su taşımacılığının yapılması. Nüfusun büyük bir kısmı kentlerde yaşaması. Yeraltı kaynakları bakımından fakir olması. Toprakların yarısına yakını tarıma elverişli olması. Akarsuların büyük bir bölümü su taşımacılığına uygun olması arkadaşlar yer şekillerini ifade eder bize. Değil mi? Düz yapıya sahiptir çünkü. Düz yapıya sahip olacak ki ulaşım yapılabilsin. Onun için Bursa ile Adana seçeneği eleriz kafadan. Nüfusunun büyük bir kısmının kentlerde yaşaması bu gelişmişlikle ilgili bir şey. Yani yer şekillerle ilgili bir şey değil. Onun için iki yeri alıyoruz arkadaşlar. Yeraltı kaynaklarının bakımından fakir olması. Toprakların yarısının yakını tarıma elverişli olması. Yeraltı kaynakları bakımından fakir olmasıyla yer şekillerle biz ilişkilendiremeyiz arkadaşlar. Yer şekillerle ilişkilendiremeyiz. Ama toprakların yarısının yakını tarıma elverişli olması düz araziye sahip olmasıyla ilgili bir şeydir. Onun için cevabımız C seçeneği olur. 9'a baktığımızda buna göre Marsilya ve Nantes şehirleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Marsilya, Nantes şehri ise bakın birisi Marsilya nerede?
Akdeniz kıyısında, diğer şehri ise Akdeniz kıyısında, Atlas Okyanusu'nda, kuzey kıyısında. Buna göre şehirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylemem? Marsilya'da güneşleme süresi daha fazladır. Akdeniz iklimi az yağışlı olduğu için arkadaşlar, burası okyanusal iklim, Karadeniz iklimi her zaman yağışlı olduğu için güneşlenme süresi daha kısadır. Burada ise güneşlenme süresi daha uzundur. Yağış az oldukça bulutluluk az olur ve güneşlenme süresi fazla olur. Doğru diyor. Ayeledik. Ne diyor? Nantes'e bağlı nem oranı daha fazladır. Evet, okyanus iklimi, Karadeniz iklimi olduğu için burada nem oranı daha fazladır. Marsilya'da maki türleri görülür. Akdeniz iklimi olduğu için Marsilya maki türleri görülür. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir. Nantes'e dalga birikim şekilleri yaygındır. Dalga birikim şekilleri yaygındır diyor. Dursun. Marsilya'da orman yangınları çıkma ihtimali daha fazladır. Evet dedi, Karadeniz iklimi olduğu için bu kuzey kıyıları, Nantes'te orman yangınları daha azdır arkadaşlar. Çünkü hep ıslak olur ormanlar. Devamlı yağış olan yerde orman yangınları görülmez. Dünyada en fazla orman yangınlarının görüldüğü arkadaşlar Akdeniz iklimidir. Çünkü yazları sıcak ve kurak olduğundan dolayı, ama okyanus iklimine baktığımızda ise yazları serin ve yağışlı geçtiğinden dolayı arkadaşlar orman yangınları görülmez. Akdeniz'de daha fazla görülür. Edirne'ye de ulaşırız. Ama arkadaşlar Nantes'te dalga birikim şekilleri yaygındır. Dalga birikim şekilleri yaygın değildir. Neden? Çünkü Atlas Okyanusu'na kıyısı var. Atlas Okyanusu'na kıyısı olduğu için gelgit fazladır. Gelgitin fazla olduğu yerde bir delta biriktirmesi olmaz. Dalga biriktirme kumul şekilleri olmaz. Yani bir tombolaya görüşemezsiniz, bir lagün göremezsiniz, kıyı oku göremezsiniz. Çünkü gelgit ne yapar? O biriktirilen dalga şekillerini devamlı bozar. Ne görülür arkadaşlar okyanus kıyısında? Haliç kıyıları görülür, tamam mı? Vat tipi kıyılar görülür. Unutmayalım. Fransa, Türkiye iklimi bakımından en çok benzeyen Avrupa ülkesidir diyor. Fransa, Türkiye iklimi bakımından en çok benzeyen Avrupa ülkesidir. Evet, şimdi Fransa'nın arkadaşlar batısı okyanus iklimi, bizim de kuzeyimiz Karadeniz iklimi, aynı. Fransa'nın iç kesimi karasal iklim, bizim de iç kesimimiz karasal iklim. Fransa'nın güneyi Akdeniz iklimi, bizim de güneyimiz Akdeniz iklimi. Yani aynı özelliğe sahiptir. Buna göre Fransa'ya yer alan bitki örtüleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Orman, maki, savan, tayga, tundra, bozkır. Orman, maki, bozkır, kaktüs, tayga, savan, orman, tundra, bozkır. Kuzeyinde Karadeniz iklimi görülür Fransa'nın. Orman olur. İçerisinde bozkır iklimi görülür. Karasal iklim, bozkır görülür. Güneyinde ise Akdeniz iklimi görülür. Maki olur. Cevap Ceyhan. Aferin Onur. Fransa'nın güneyinde zeytin, batısında mısır, doğusunda buğday tarımı yoğun olarak yapılır diyor. Buna göre aşağıdaki aylık ortalama sıcaklık veya yaş grafiklerden hangisi Fransa'nın güneyindeki bir bölgeye ait olduğu söylenebilir? Güneyi Akdeniz iklimi. Akdeniz ikliminin grafiği hangisidir? Akdeniz ikliminin grafiği. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olur. Onun için uygun olan iklim olur arkadaşlar? Tabii ki Edirne seçeneği. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise 10 derecenin altına inmeyen ılık ve yağışlı Akdeniz iklimi. Edirne'dir canım. Güneyinde Akdeniz iklimi. Peki bir soru soruyorum. Kuzeyinde hangi iklim görülür? Kuzeyinde görülen iklim grafiği hangisidir? Yani okyanusa kıyısı olan bölgedeki iklim grafiği. Onur hemen A diye atladı. Evet arkadaşlar, A, çünkü okyanus ikliminin grafiği de budur. Yazları bakın serin, sürekli yağış alan, sürekli yağış alır. Yazları serin geçer, kışları ise yağışlı ılık geçer. En fazla yağışı sonbahar ayında alır. Karadeniz iklimi, okyanus iklimi. En az yağışı ise ilkbaharda alır. Peki bir soru daha geliyor size. Bir soru daha geliyor. Peki Fransa'nın iç kesimindeki karasal iklimin grafiği hangisi? Fransa'nın iç kesimindeki karasal iklim. Harikasın Onur. C seçeneği arkadaşlar. Karasal iklimde aleyna. Evet, tebrik ediyorum. C seçeneği karasal iklimin grafiğidir arkadaşlar. Bakın karasal iklim. Ilıman karasal.
Bizim İç Anadolu'nun iklimi gibi. Peki D seçeneği hangi iklimin grafiği? D seçeneği hangi iklimin grafiği? D seçeneği. Her ay yağışlı, düzenli yağışlı. Her gün. Okyanus olmaz aleyhine. Okyanus az önce dedik. A okyanus. D seçeneği ekvator arkadaşlar. Düzenli yağış almış ekvatoral iklim. Peki size çok güzel bir soru soracağım. Bakayım kim bilecek? B seçeneği arkadaşlar. Hangi iklimin grafiği? B seçeneği. Muson diyor. Onur Muson diyor. Evet arkadaşlar, Muson iklimi. Yazları yağışlı. Peki Onur ya da diğer arkadaşlar. Muson iklimiyle savan iklimi aynı. Onun da ortası böyle şişkin. Yani yaz ayları yağışlıdır, diğer aylar kuraktır. Savan iklimi de aynı bu şekilde. Savan iklimiyle ben Muson ikliminin grafiğini birbirinden nasıl ayırt edeceğim? Yani tip olarak aynı. Sıcaklık da aşağı yukarı aynı. Şu sütunlar da aynı. Ben savan iklimiyle Muson iklimini nasıl ayırt edeceğim? Yandaki derecelerden, yandaki derecelerden de minarelerden değil. Minareler ekvator iklimi. Bak ekvator ikliminde iki tane minare var dedik. Bakın savan iklimi de aynı bu grafiğe sahiptir. Tip olarak aynı. Onun da böyle ortası şişkin. Muson iklimi de aynı, savan iklimi de aynı. Ayırt etmemiz için arkadaşlar şu yağış kısmı daha belirgin. Bakın yağış kısmına bakacaksınız. Tamam mı? Savan ikliminde en fazla şuradaki rakam kaçtır biliyor musunuz? 350'dir. Onlar 50'şer 50'şer artar. Savan iklimi aynı bunun gibi. 50'şer 50'şer ya da 100'er 100'er artar. Ya da daha çok 50'şer 50'şer. Burada ise 200'er 200'er artıyor arkadaşlar. 100'er 100'er artıyor tamam mı? 50'şer 50'şer artar. Savan ikliminde 50'şer 50'şer. Muson ikliminde 100'er 100'er. Hatta 400'leri 600'leri görür. Bak 600'leri en fazla yağış ya da şöyle söyleyeyim ben size anlatayım. Muson ikliminde en fazla yağış olan düşen ay kaçı görmüş? 600 milimetreyi görmüş değil mi? Savan ikliminde kaçtır biliyor musunuz? En yüksek olan sütuna bakın buraya çekin 300 milimetredir. Tek tek Muson iklimleri söyleyebilir miyiz? Diyor. İlan. Şimdi bakın gençler. Şu okyanus iklimidir. Sürekli yağış alan düzenli yağışın olduğu okyanus iklimi. Yazlar serin, kışlar ılıktır. En fazla yağış sonbahar, en az yağış ilkbaharda. Yazlar serin, kışlar ılık ve düzenli yağış. Dünyada iki tane düzenli yağış alan yer vardır. Bir, bu şey okyanus iklimi, Karadeniz iklimi bizdeki olan, diğer ise ekvator iklimidir. O da düzenli yağışa sahip. Şu ise arkadaşlar Akdeniz iklimi. Yazları sıcak ve yağış yok, kurak. Kışları ise 10 derecenin altında düşmediği için ılık ve bol miktarda yağış alıyor. Şu ise arkadaşlar karasal iklimdir. Ilıman karasal, İç Anadolu bölgesi. Ilıman karasal. Yazları sıcak ve kurak arkadaşlar. En fazla yağışlar ilkbahar aylarında görülür. İlkbahar, kışları kar yağışlı. Yağışların az olduğu, sıcaklık farkı fazla. Karasal iklim olduğu için. Şu ise okyanus şey Muson iklimidir. Muson iklimiyle savan iklimini birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Savan ikliminin grafiği yok şu an burada. Savan ikliminin grafiği de dedim ki şöyle ortası aynı bunun gibi çıkıntıydı savan iklimi. Savan iklimiyle Muson iklimini birbirinden nasıl ayıracağız dedik. Şuradaki yağış miktarını en fazla yağışta Muson'da 600 milimetredir. Savanda 300 milimetredir. Tamam mı? Şu savanla Muson için arkadaşlar ben bir ara şu konuyu soruları bitireyim. Ben size şeye döneceğim. Zaten 9 dakikamız var. Öbür föye hiç geçmeyiz belki. 9. sınıfların şu şeyler, iklim tipleriyle ilgili grafikler var. Onlar güzel almış. Oradan ben size gösteririm. Savanla Muson'la sahip edeceğiz. Fransa'nın nüfusu ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Demografik yatırımlara duyulan ihtiyaç fazladır. Demografik yatırım neydi? Demografik yatırım. Demografik yatırım. Nüfusa dayalı yatırım. Peki hangi yaş aralığındaki nüfusa?
Hangi yaş aralığındaki nüfus? Genç nüfus değil mi? Çocuk nüfus. 0-14 yaş nüfusu. Peki ne yapıyorlar ki burada demografik? Yani demografi nüfustu. Nüfusa dayalı yatırımlar. Arkadaşlar 0-14 yaşındaki gruba sağlık ve eğitim için yapılan yatırımlardır. Gelişmemiş ülkelerde demografik, bakın burayı iyi dinleyin. Burayı iyi dinleyin. Gelişmemiş ülkelerde demografik yatırımlar daha fazladır. Gelişmemiş ülkelerde. Çünkü çocuk nüfusu daha fazla olduğu için gelişmemiş ülkeler demografik yatırımlar daha fazla yapar. Gelişmiş ülkelerde ise çocuk nüfusu az olduğu için demografik yatırımlar daha azdır. Burada diyor ki demografik yatırımlara duyulan ihtiyaç daha fazladır. Doğru mu diyor? Yanlış diyor değil mi arkadaşlar? Çünkü bu ülkede ihtiyaç fazla değildir. Gelişmemiş ülkelerde daha fazladır. Azdır demesi gerekiyor. Onun için cevabımız Adana. Nitelikli iş gücü ise arkadaşlar fazladır. Gelişmiş ülkelerde nitelikli iş gücü fazladır. Hani hatırlarsanız dedi ki gelişmemiş ülkedeki sen adama desen hangi mesleği anlıyorsun, hangi mesleği yapıyorsun? Serbest meslek, her işten anlarım. Bu iyi bir şey değildir. Gelişmemiş ülkelerdeki gördüğümüz cevaplar. Ama gelişmiş ülkelerde bir insan ya motorcudur ya kaportacıdır. Bir alanda uzmanlaşma. Biz buna bir alanda uzmanlaşmaya nitelikli iş gücü diyoruz. Nitelikli iş gücü gelişmiş ülkelerde daha fazla. Okul çağındaki nüfus oranı azdır diyor. Evet, okul çağındaki nüfus oranı azdır çünkü nüfus artışı azdı. Birinci el ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranı azdır. Evet, çünkü üçüncü el ekonomik ve ikinci el ekonomik faaliyetlerde daha çok kişi çalışıyor. Nüfusun iki katına çıkma süresi uzundur. Evet, gelişmiş ülkelerde arkadaşlar yavaş nüfus artış hızı olduğu için nüfus ikiye katlanması daha uzun sürede gerçekleşir. Gelişmemiş ülkelerde nüfusun ikiye katlanması daha kısa sürede çünkü nüfus artış hızı fazla. Onüncüsü soruya baktığımızda diyor Japonya ile Fransa karşılaştırılığında özelliklerden hangilerinin benzer olduğu söylenebilir. Benzer diyor, benzer özellikte. Japonya ile Fransa, Japonya Asya'nın doğusunda, Fransa Avrupa devleti. Şimdi arkadaşlar çalışan nüfusun yaş ortalaması. Evet, çalışan nüfusun yaş ortalaması ikisi de nüfusunu arttıramadığı için yaşlı nüfus daha çok çalışıyor. Yaşlı nüfus daha çok çalışır. Japonya'da, Fransa'da ikisi de gelişmiş ülke olduğu için çalışan nüfus daha çok büyük nüfus, yaşlı nüfus. Tarımda kullanılan yöntem ikisi de gelişmiş ülke olduğu için modern yöntemler yani intansif yöntem uygulanır. Ekstansif değil, intansif yöntem. Turizmden elde edilen gelir aynı değildir. Japonya turizmden fazla gelir elde etmez. Çünkü Japonya'da görebileceğin çok fazla turistik alan yok. Sadece volkan ve ne bileyim kaplıca için turistler gider oraya. Ama Fransa arkadaşlar Paris'te dünyanın 86 milyon yılda en fazla turist kabul eden ülkesidir. Yıllık 86 milyon turist kabul ediyor. Dünyada arkadaşlar ilk 5'e giren ülkeler söylüyorum. Fransa, Amerika, İspanya, Portekiz, Türkiye, Almanya bunlar ilk 5'e giren ülkelerdir. Çin. Turizm arkadaşlar suyun içinde değil yani tarım yapılıyor. Benzemez deme modern yöntemdir. Yani Fransa suyun içerisinde tarım yapması modern yöntem, intansif, ekstansif ya da intansif olarak düşüneceksin. Fazla ön düşünmeyeceksin. Yani Japonya daha iyi intansif yapıyor yani. Öyle düşün. Evet testlerimiz burada bitiyor arkadaşlar. 4 dakikamız var. Şu 4 dakikamız içerisinde ben size şeyi göstereyim. Şu 9. sınıflarda iklim tiplerini göstereyim. Bakın bu ekvatorun sıcaklık grafiği. Şu sıcaklık. Sıcaklık Mart ve Eylül aylarında artıyor. Ekinoks tarihleri olduğu için. Genelde sıcaklık farkı fazla değişmiyor. Sıcaklık farkı fazla değişmiyor. Sütunlara baktığımızda ise ekvatorun yağış grafiği ise şu şekildedir. Bak bu ikisi de ekvatora ait. Şu sıcaklığını gösteriyor grafik olarak. Şu ise yağışını gösteriyor. Düzenli yağış. İki tane minareyi görürsek unutmayalım. 21 Mart'ta 23 Eylül'de neden yağışlar daha fazla oluyor ekvatorda? Cevap verebilen var mı? 21 Mart'ta 23
Genelde bütün aylar düzenli yağış alıyor ama 21 Mart ile 23 Eylül'de yağışlar daha fazla olmuş. Sebebi? Ekvator'da 21 Mart ile 23 Eylül tarihlerinde neden daha yağışlar fazla? Güneş ışınları dik açılarla geldiği için değil mi? Ekinoks tarihleri. Güneş ışınları dik açılarla geldiği için arkadaşlar yağışlar daha fazla oluyor sıcaklıktan dolayı. Şimdi size savan iklimini göstereceğim. Bakın savan ikliminin birinci ayrım yapabileceğiniz şey nedir biliyor musunuz? Savanla musluğunu birbirinden ayırmanız için. Savanın sıcaklık grafiğini görüyor musunuz? Fazla değişmiyor ekvatora yakın olduğu için. Ekvatorun etrafındaki savan iklimi demiştik. Bakın gördüğünüz gibi grafikte fazla sıcaklık değişmiyor. Birinci buradan ayrımını yapabilirsin. Muson'a bakalım. Muson'un grafiğine bakalım. Muson'un grafiğinde gördün mü? Bak sıcaklık grafiği ne kadar değişiyor. Onur dedi ki hocam sıcaklıktan da bulabiliriz. Evet doğru diyor. Sıcaklıktan da bulabilirsin. Sütun yağışlarına baktığımızda ise savanın yağışı bu. Yaz aylarında daha çok yağış oluyor. Yağışına bakıyorum savanın. Bakın en fazla yağışa bakıyorum. Hangi aya denk şey kaç milimetreye denk geliyor? 300 milimetre. Savanın en fazla yağışı 300 milimetre. Karıştırma ihtimalin çok yüksek. Ortada onun da ortada, muson da ortada, savan da. Bu savan arkadaşlar. Kışları kurak, yazları yağışlı. 300 milimetre yağış alıyor savan. Bakın 300 milimetre. Muson'a bakalım. Muson'un yağışına bakalım. Bakın muson daha çok sivridir. Onu da söyleyeyim. Buradan da ayrımını yapabilirsin. Sivri. Muson sivri bir şekilde uzanmış. Savan sivri bir şekilde uzanmamış. Savan sivri bir şekilde uzanmamış. Savan daha çok böyle küp şeklinde uzanmış. Gördünüz mü? Küp şeklinde. Bu şekilde de ayrımını yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Savanda en fazla yağış 300 milimetre. En kolay yolu bu. 300 milimetre yazacak. En fazla yağış olduğu ay. Muson'a bakıyorum. Muson'unkinde en fazla yağış bak gördünüz mü? 600 milimetre. Buradan rahatlıkla bulabilirsin. Anladınız mı demek istediklerimi? Dilan, sen anladın mı? Tamam arkadaşlar, dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir dahaki dersimizde ülkeler coğrafyasından devam edeceğiz. Hollanda'yla Hindistan'ı işleyeceğiz. Belki biraz daha hızlı olabiliriz çünkü biraz yavaş ilerledik. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.